Selam olsun Allah yolunda olanlara. Selam olsun iyilik üzere olanlara. Şeytana, nefse prim vermeyenlere selam olsun. Anasına, babasına, evladına, etrafına yararlı olanlara selam olsun. Selam olsun dua bekleyen kardeşlerime. Hasta yatağında şifa bekleyenlere selam olsun. Ayrı düşmüş gurbette bayramı bekleyen kavuşmak için kardeşlerime selam olsun. Dünyanın dört bir tarafında bizi izleyen, şu anda bize de dua eder mi diye bekleyen tüm mümin kardeşlerimize, soydaşlarımıza selam olsun. Avustralya'dan Amerika'ya kadar, Türkmenistan'dan Balkanlara kadar, Afrika'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir tarafında bizi izleyen kardeşlerimize selam olsun. Eviniz huzurla dolsun, gönlünüz nur olsun, kalbiniz imanlı olsun. Allah imandan, Kur'an'dan ayırmasın. O kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle birlikte yaşamayı nasip eylesin. Allah her şeye kadirdir. O ol deyince olur. Hidayet Allah'tandır. Ama insan da elini uzatacaktır. Gayret edecektir. Ve Allah için insanların hidayet bulması için çalışacaktır. Ya Ali, senin elinle Allah'ın bir insana hidayet vermesi dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Senin elinle Allah'ın birine hidayet vermesi kızıl, kırmızı, pahalı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Bir insan bir hayra vesile olursa sanki o hayrı işlemiş gibi sevap alır. Bir insan bir kötülüğe sebep olursa sanki o kötülüğü işlemiş gibi günah kazanır. Allah bizi hayır yolunda eylesin. Hidayete erişecek olanların hidayetine vesile olanlardan kılsın Rabbim bizi. Huneyn, Mekke fethinden sonra Huneyn Müslümanlar için büyük bir imtihan. 12 bin askeriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetti. Müslümanların askerlerin arasında şöyle bir düşünce oluştu. Biz 300 kişiyken Bedir'de 1000 kişilik kafir ordusuna galip gelmiştik. Biz 700 kişiyken Uhud'da 3000 kişilik kafir ordusunu tepelemiştik. Biz Hendek Savaşı'nda 10 binlerce müşriki yermiştik. Şimdi biz sayıca da çok olduk artık. 12 bin kişiyiz. Bu orduyu artık mağlup edecek hiçbir güç yoktur diye akıllarına geldi. Ama Allah bu düşünceyi bile affetmedi. Huneyn müşrikleri, kabileler birleştiler. Müslümanları pusuya düşürmek için dar boğazlara yerleştiler. Ve Müslüman askerler Huneyn üzerine giderken okçularıyla, mızraklarıyla, taşlarıyla, sopalarıyla Müslümanları dağıttılar. Ne olduğunu anlayamadı Müslümanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında 5-10 kişi kaldı ancak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir taşın kayanın üzerine çıkarak "Nereye gidiyorsunuz ey Müslümanlar? Ben Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed değil miyim? Beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Allah size zafer nasip edecek. Size zafer nasip etsin diye dönün gelin benimle birlikte savaşa devam" deyince Müslümanlar toparlandılar. İşte bu savaş büyük bir zaferle geçiştirildi ve binlerce ganimetle dönüş yolunda develer alınmış, esirler alınmış, koyunlar alınmış. Müslümanlar tekrar Mekke'ye dönüyor. Mekke'ye dönerken yenilgiyi hazmedemeyen Huneyn'in gençlerinden bir takım çapulcular, Müslüman askerleri tekrar kışkırtalım, Huneyn'in kabilelerini tekrar toparlayalım da bir savaş olsun, bu yenilgiyi tekrar zafere, galibiyete dönüştürelim diye Müslüman askerlerinin peşine düştüler ve onları tahrik etmeye başladılar.
namaz vakti geldi ey Bilal. Kalk bize bir ezan oku dedi Resulullah. Bilal-i Habeşi bir tepenin başına çıktı. Güzel sesiyle ezan okumaya başladı. Huneyn'in çapulcu gençleri de Bilal-i Habeşi'nin karşısına geçtiler. Onun ezanıyla alay etmeye başladılar. Bilal söylüyordu, onlar alaylı alaylı söylüyorlardı. Bilal söylüyordu, onlar alay ederek okuyorlardı. Askerler kılıçlarını çektiler. Resulullah'ın gözüne baktılar. Ezanla alay eden şu gençleri, çapulcuları öldürelim ya Resulallah. Hayır, öldürmeyin onları. Onları benim yanıma çağırın. Yakaladılar, getirdiler Hazreti Muhammed'in huzuruna bu gençleri. Daha Müslüman olmamışlar. Henüz peygamberi tanımamışlar. Ama ona düşmanlar. Hazreti Muhammed'i duymuşlar, ona düşman olmuşlar. Gıyabında Allah Resulü şöyle bir süzdü gençleri. İçinizden birinin sesi çok güzel dedi. Ezan okudunuz alaylı alaylı ama sesiniz güzel dedi. Birinizin sesi güzel. Kimdir o? Öne doğru ittiler. Bu Ebu Mahzure'nin sesi güzel dediler. Ebu Mahzure bir genç. Diyor ki, o güne kadar elime geçirsem öldüreceğim dediğim Muhammed, şimdi benim sesimin güzel olduğunu söylüyordu. Şaşırdım kaldım. Yanıma geldi. Ey genç, Allah sana ne güzel bir ses vermiş. Sen bu sesi neden ezanla alay ederek şeytana uyuyorsun, harcıyorsun? Sen güzel ezan okursun aslında dedi. Ve benim alnımı okşamaya başladı. Alnımdan göğsüme doğru eliyle mesetti. Sen iyi bir insansın dedi. Sesini böyle harcama dedi. İçimdeki pislikler, kin ve nefret sanki o dokundukça akıp gidiyordu. Onun mübarek eli deyince, az önce düşmanım olan adam şimdi bana canım kaynamış, kanım kaynamıştı ona. Ve cebinden de bir kese para çıkardı, bize verdi. Alın bunları da harçlık yaparsınız. Ya Resulallah dedim, ben senin peygamber olduğunu inanmıyordum, tasdik etmiyordum ama şimdi anladım ki sen sıradan bir insan değilsin. Biz savaş çıksın istiyoruz, ezanla alay ediyoruz, sen bizim güzel sesimizden bahsediyorsun, bizi okşuyorsun. Bize dokunuyorsun, bize değer veriyorsun. Ben şimdi anladım ki sen sıradan bir insan değilsin, peygambersin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedi, orada Müslüman oldu. Ve Müslüman oldu Ebu Mahzure, dedi ki, madem sesimi beğendin ya Resulallah, bana müsaade et, Mekke'de, Kabe'de ezan okuyayım ben. Attab bin Hüseyd'e götürün bunu. Kabe'de ezan okusun Ebu Mahzure. Ebu Mahzure o günden sonra Mekke'de Kabe'nin müezzini oldu. Attab bin Hüseyd onu terbiye etti, ezana alıştırdı. Bilal-i Habeşi ona ezana alıştırdı. Kabe'de ezanı Ebu Mahzure okudu. 60 yıllarına kadar. Şimdi değerli kardeşlerim, ezanla alay eden bir adam görsek yumruklarımızı sıkmaya başlarız. Dişlerimizi sıkmaya başlarız. Münafık deriz, zalim deriz, deriz de deriz adama, değil mi? Ama Resulullah öyle demedi. Allah Resulü merhamet peygamberi. O öldürmek için gelmedi. O kazanmak için geldi, yaşatmak için geldi. O genci sesinden yakaladı. Ona bir iltifatta bulundu, gönlünü kazandı. Gönlünü kazandı da onu kafir olarak ölmekten kurtarıp bir müezzin, hem de Kabe'nin müezzini olarak Allah'ın huzuruna gitmeyi nasip etti. Ya hep diyoruz ya, sana taş atana gül at ki gönlünü kazanasın.
Sen de aynısını yaparsan onun gibi olursun. Biz kâmet getirirken, ezan okunurken, okurken kimin ezanını ve kâmetini yapıyoruz biliyor musunuz? Hanefi mezhebi, Türkiye'deki Müslümanlar, biz ezanı, kâmeti Ebu Mahzure'nin kâmetine göre okuyoruz. Bilal-i Habeşi'nin kâmeti tektir. Hacca umreye gidenler Kabe'deki kâmeti bilirler. Tek yaparlar, ezan çifttir. El ezanu şeffun vel ikametu vitrun. Ezanda lafızlar çift çift söylenir. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle's-salâh, hayyâle's-salâh, hayyâle'l-felâh, hayyâle'l-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Tekbirlerden sonra böyle yapıyor diyoruz. Bu ezandır. Biz kâmeti nasıl yapıyoruz? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle's-salâh, hayyâle's-salâh, hayyâle'l-felâh, hayyâle'l-felâh. Kad gâmetis-salâtu, kad gâmetis-salâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Kâmeti, ikişer tekbir ve kad gâmetis-salâh ve hep lafızlar ikişer. Ama Bilal-i Habeşi'nin Mekke'de, Medine'de bugünkü bütün Arapların, diğer mezheplerin kâmeti öyle değil. Onlar nasıl kâmet getiriyorlar? Şöyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle's-salâh. Hayyâle'l-felâh. Kad gâmetis-salâtu, kad gâmetis-salâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Niye farklı? Onlar böyle yapıyor. Biz çift yapıyoruz kâmette. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle's-salâh, hayyâle's-salâh, hayyâle'l-felâh, hayyâle'l-felâh. Kad gâmetis-salâtu, kad gâmetis-salâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Bizim kâmetimiz Ebu Mahzure'nin kâmeti. Mekke'de, Medine'de diğer Müslümanların kâmeti Bilal-i Habeşi'nin kâmeti. Şimdi anladık mı biz niye çift yapıyoruz, onlar tek yapıyor? Onlar Bilal-i Habeşi'den alıyorlar. Ondan öğrenmişler. Onun hadisi onlara geliyor. Biz Hanefi mezhebinde Ebu Mahzure'nin kâmetini alıyoruz. Resulullah'ın öldürmeyip sesinden yakaladığı, Müslüman ettiği o müezzin, Mekke'nin müezzininden alıyoruz. Ya ölseydi kafir olarak ölecekti. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Eğer sen onlara yumuşak davranmasaydın ey Muhammed, etrafından dağılıp giderlerdi. Lenfaddu min havlik. Hazreti Muhammed bile merhametle davrandı. Kafire, müşrike iyilikle İslam'ı tebliğ etti. Firavun'a giderken Musa'ya Allah diyor ki, ey Musa, yumuşak söyle Firavun'a, sert söyleme, yumuşak söyle. Firavun'a yumuşak söylüyorsun da Müslüman kardeşine sert söylüyorsun. Olur mu öyle şey? Olmaz. Yumuşak söyle. Merhameti bırakma. Rahmeti bırakma. Rahmetsiz Müslüman olmaz. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bir yatsı namazında gencin birini tutmuş, bana getirmiş bir yaşlı zat. Dedi ki, sayın hocam, bu gençle ben şu anda az önce akşam yemeğinden sonra bir pastanede muhallebi yerken tanıştım.
O kadar nazik, o kadar kibar, o kadar beyefendi bir genç ki, çocuk ki bu. Hayran oldum yemek yiyişine, muhallebi yiyişine hayran oldum. Dedim ki evladım, seni ne güzel terbiye etmiş anan baban. Yemek yiyişin bu yaşta bile ne kadar güzel. Senin ahlakın da güzeldir sanıyorum dedim. İnşallah amca dedi. Peki sen namaz kılıyor musun evladım diye sordum. Kılmıyorum amca dedi. Bir de namaz kılsan var ya, sen ne güzel bir delikanlı olursun. Kılmak ister misin evladım? İstemem mi? Tabii ben de kılmak isterim dedi. Hadi seni bir hocaya götüreyim, onunla tanıştırayım, namaza başlar mısın? Bakarız dedi. İşte sana getirdim. Hasan'ı getirdi. Hasan ondan sonra elhamdülillah namaza başladı. Şimdi bir yerde çok önemli bir görevde devam ediyor. Görüşüyoruz da Hasan'a selam olsun. Adıyamanlı bir gençti. Peygamberin metodu. Genç bu canım, bunlar zamane gençliği diye sırtını dönmedi o 70 yaşındaki amcamız. Onu gönlünden yakaladı. Derdi onu namaza başlatmak. Ama nereden yakaladı? Dedi ki evladım ne güzel muhallebi yiyorsun. Allah Allah. Muhallebinin de güzel yenmesi var mı? Muhallebi zaten güzel yenir. Kötü yenir mi? Ama oradan onu iltifatla yakaladı gönlünü. Önce sevdirdi. Önce sevdir. Çocuğa kendini sevdir. Evladına kendini sevdir. Gençlere kendini sevdir. Öğrencine kendini sevdir. Cemaatine kendini sevdir. Memuruna kendini sevdir. İşçine kendini sevdir. Akrabana kendini sevdir. Senin her dediğini yapar. Yeter ki kendini sevdir. Sen kendini sevdiremezsen kafalarına vura vura hiçbir şey yaptıramaz. Önce rahmet, önce merhamet, önce şefkat. Bir çocuğun başını okşaman şefkatle, onun 10 gün, 20 gün karnını doyurmandan daha hayırlıdır. Çünkü o karnını doyursun anlamaz ama başını bir okşadın mı ya da bir gence aslanım diye sırtını sıvazladın mı onu kalbinden yakalarsın. Bu Resulullah'ın metodudur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Enes bin Malik 10 sene ona hizmet etti. Ona asla asla kulağından tutarım, şöyle yaparım demedi. O kadar ona merhamet etti. Torunlarına öyleydi. Gençlere öyleydi Resulü aleyhissalatu vesselam. Gençleri gönlünden yakalıyordu. O çocuklar narindir, naziktir. Şefkate ihtiyaç var. Korkutursan dünyalarını yıkarsın. İmam-ı Maverdi diyor ki, 7 yaşına kadar çocuk koklanan güzel bir kokudur, mis gibi kokar. 14 yaşına kadar hizmetçi olur. Evden getir, götür, telefona bak, kapıyı aç, ekmek al, bakkala git, hadi şunlara git. 21 yaşına kadar vezir olur. Danışırsın, nereye gidelim, ne yemek yapayım, akşama ne istiyor canın, hangi elbiseden alalım falan, hangi okulu tercih edeceksin, danışıklı artık. 21 yaşından sonra ya candan ciğerden bir dostun olur, tadına doyum olmaz, ya da azılı bir düşman olur, sana dünyanın yapamayacağı kötülüğü yapar. Onun için hamur elinizdeyken, yufka elinizdeyken, börek mi yapacaksınız, çörek mi yapacaksınız, ekmek mi yapacaksınız, ona göre şekil verin. Mermere yazı yazar gibi unutulmaz. Ne söylerseniz şu anda yazıyor hafızasına. Ben 5 yaşındaydım diyor ashab-ı kiramdan bir zat. Peygamber abdest suyu aldı ağzına da yüzüme püskürttü, benimle oynadı diyor. Çocuk hiç unutmamış. Hala anlatıyor bak, 5 yaşındayken bana yaptı diyor. Ben 5 yaşındaydım, peygamber su tasından su aldı ağzına, yüzüme püskürttü, oynuyor onunla. Kucak kucak yapıyor Hazreti Hasan'ı Hazreti Hüseyin'e, bağrına basıyor. Hazreti Hasan Hüseyin sevmez mi onu? Sürekli öpüyor, okşuyor onları. Ya Akra bin Habis diye bir bedevi geldi.
Baktı ki peygamberin dizlerin dibinde, kucağında çocuklar var. Onları öpüyor, okşuyor. Allah Allah dedi. Çocuk böyle, çocuk da sevilirmiş ha dedi. Ben 10 tane büyüttüm, hiçbirini kucağıma almadım dedi. Allah seninden, kalbinden merhamet almışsa ben ne yapayım dedi peygamber. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Çocukla çocuk olacaksın. Çocukla çocuk olacaksın. Çocuğun evde oyuncağı olacaksın. Çocuk sırtına binecek, tepene binecek. Namazda bile binse çocuğa bir şey söylemeyeceksin. Geldi namazda, secdedesin, Allahu Ekber, tepene bindi. Kalkamıyorsun, kalkma, bekle. Namaza bir şey olmaz. Örnek Resulullah Efendimiz. Tam namaza durmuştu ki Hazreti Hasan tepesine bindi. Hem de evde değil, camide cemaate namaz kıldırıyor. Camide imamken torunu Hasan boynuna bindi. Secdede. Secdeyi uzattı, secdeyi. Gönlü olsun diye Hasan, düşmesin diye secdeyi peygamber uzattı. Ya. Sen şimdi ne yapıyorsun? Pişt, geçme. Deden namaz kılıyor. Gel, gel. Baban namaz kılıyor. Geçme. Geçsin ya, oynasın, bırak ya. Yanlış yapıyorsunuz. Yapmayın öyle. Çocuğa kızmayın. Namaz kılarken sizinle oynuyorsa çocuğa kızmayın. O çocuk sizi kopyalıyor. Sizden beynine sinyaller gidiyor. Rükûyu öğreniyor, secdeyi öğreniyor. Nine dedesini hatırlarken, ninesini hatırlarken, annesini hatırlarken yaşlılık döneminde bile hep onlar gelecek aklına. Sakın kovma orada. Hele camiden kovma. Camiden çocuğu kovma. Bir akşam namazına gittik. Bundan yaklaşık 15 sene önce Aziz Mahmut Hüdayi Camii'ni bilirsiniz Üsküdar'da. Akşam namazında sevgili izleyiciler, imamın tam arkasına 10 yaşlarında bir tane çocuk oturmuş. Herhalde caminin usulünü de bilmiyor. Gelmiş akşam namazı, erken gelmiş. Tam imamın arkasına oturmuş. Camiye de yaşlılar gelmişler, tabii oraya yaşlılar, hafızlar oturacak ya. Böyle çocuğa bakıyorlar gözleriyle, oyuyorlar çocuğu. Oradan kalk dersin ama diyemiyorlar da. Neyse ezan okundu, kâmet getiriliyor. Hoca efendi de geliyor camiye. Ben de arkadayım, seyrediyorum olayı. Bakalım ne yapacak diye. Şimdi hoca efendi geldi, caminin imamı, o rahmetli oldu şimdi o hocamız. Geldi baktı ki tam arkasında bir çocuk var. Yaşlılar da ondan rahatsız, tam imamın arkasında, safın ortasında. Ne yaptı biliyor musun? Geri git, bir geri git demedi. Benim yanıma gel evladım dedi. Mihrapta beraber kılalım dedi. Yanına aldı. Allahu Ekber. Arkadaki insanlar memnun oldu. Çocuk memnun oldu. Huzurla namaz kıldık. Ben de memnun oldum ve bir şey öğrendim. Demek ki çocuk oradayken gel yanıma diyeceksin. Sen arkaya git demeyeceksin. Ne güzel bir terbiye öğretti. Ben de bunu aldım. Aynı olay benim başıma geldi. Tam namaz kıldıracağım cemaate. Baktım çocuk orada oturmuş. Gel evladım beraber kılalım dedim. Cemaat de rahatladı. Ben de rahatladım. Çocuk da onura oldu. Ve geldik namazı beraber kıldık. İkindi namazına geldim baktım çocuk gene gelmiş mihrapta oturuyor. Gene imamla beraber kılacağım diye. Ne kadar sevinmiş. Kovmayın çocuğu. Hadi öte git demeyin. Camiden kovmayın. Çocukların, kadınların gürültüsüyle kılınan cemaatle namaz, çocukların gelmediği, kadınların gelmediği camide kılınan namazdan daha faziletlidir. Neye dayanarak söylüyorum? Asr-ı saadete dayanarak söylüyorum. Resulullah'ın mescidinde kadınlar da kılıyordu 5 vakit cuma ve bayramı, çocuklar da kılıyordu 5 vakit cuma ve bayramı peygamberle birlikte. Gürültü oluyor, rahatsız oluyorum, olma. Kabahati kendinde bul. Çocuk gürültüsüne kafayı takma. Çocuk ağlamasını duyma. Tedirgin olursan, bir gürültü yapsa da kızsam diye bakarsan, namaz boyunca kafan orada olur. Değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaza durdu. Allahu Ekber. Cemaat de namaz, kadınlar da namaz. Çocuğuyla gelmiş, bebeğiyle gelmiş kadın namaza. Bakın, camiye devam çok önemli. Arkadan kadının çocuğu ağladı.
kadını, çocuğu, bütün cemaat rahatsız oldu. Allah Resulü namazı kısa kıldırdı. Selamdan sonra dedi ki, biz olsak ne deriz? Ya çocuğunuza sahip olun. Ağlatmayın ya da getirmeyin. Getiriyorsanız bakın. Resulullah'ın söylediğine bakın. Bizimle arasındaki farka bakın. Bize örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah diyor ki o size örnek, ona örnek alın. Ey cemaat, namaza durduğum zaman size uzun uzun okumak niyet etmiştim. Ama arkadan çocuk sesi gelince, onun gürültüsü cemaati rahatsız eder diye, annesi üzülür diye namazı kısa tuttum. Annesi üzülmesin, utanmasın diye namazı kısa tuttum. Bir daha getirme çocuğunu falan asla demedi. Anne üzülmesin dedi. Ağlayabilir çocuğun. Ben de namazı kısa kıldırırım çocuk. Madem ağladı. Çocuk için namazından feda. Allahu Ekber. Onun namaz anlayışıyla bizim namaz anlayışımız nasıl şimdi? Önümden geçmesin. Odaya girmesin. Kitle kapıyı. Gelme bir daha. Kulaklarını koparırım. Bir daha oturma. Senin namazın peygamberin namazına benzemiyor. Sen sinek uçsa oraya buraya bakıyorsun. Öyle namaz kılma kardeşim. Bir gün camiye girdim. Böyle ben de namaz kılacağım. Adam döndü bana böyle bakıyor. Selamun aleyküm dedim. Okumaya başladı. Namazdaymış. Ben selam verince namazda olduğunu hissettirdi bana. Niye sen namaz kılıyorsun? Niye böyle bakıyorsun? Yaz tatilleri geliyor. Çocuklar şimdi camilerde okuyor, okuyacak. Sakın bir çocuğu dokunup da incitmeyin. O çocuğun ömür boyu camiden soğumasının günahı sizin boynunuza olur. Çok örnekleri var. Bugün yazan, çizen, ne kadar İslam düşmanı varsa, cami düşmanı varsa, oruca düşman varsa, namaza düşman varsa Müslümanlar arasında maalesef. Bebekliğinde, çocukluğunda camiye gelmiştir onların birçoğu ve kovulmuştur. Orada bir tane yaşlı onu sopayla bir şey yapmıştır. Ya da hocadan dayak yemiştir. Buna hakkımız var. Çocuğun gürültüsüyle namaz kılacaksın. Yaz tatilindeydi. Namaza gittim. En arka safta namaza durdum. Farzı kılıyorum, selam veriyorum, dönüyorum. Çalışma yapmam lazım. Çünkü ben cemaatle konuşunca öğleye gittiysem ikindi oluyor. İkindiye gitsem akşam oluyor. Eve gelip ben çalışmamı yapamıyorum. Onun için selam verir vermez kimseye görünmeden kaçıyorum. Camiye geldim. Tam ben camiye girdim. Çocuklar da gürültü yapıyorlar. Yazın okumaya gelmiş camide çocuklar gürültü yapıyorlar. Birisi de kamet getirdi ama kameti de Allah selamet versin. Kamete benzemiyor. Herhalde imam izinli, müezzin imamete geçmiş. Cemaatten biri kamet getirdi güya. Kameti de bilmiyor, pek beceremiyor. Çocuklar tabii ellerimizi bağladık, çocuklar gürültüye başladı camide. Namaz kılarken çocuklar gürültü yapmış. Ben duymadım fazla. Gürültü yapıyorlar ama ben çocuk gürültüsünü hiç duymam. Anası babası gel gitme, gürültü yapma, hocayı rahatsız etme derse o zaman annesinin babasının dediğini anlarım. Ha demek ki çocuk gürültü yapmış, öyle anlarım. Konferanslarımda da benim çocuklar gelsin yanımda gürültü yapsın. Hiç rahatsız etmez. Böyle bir huyum var. Ben de Allahu Ekber namaza durdum. Tabii Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi ya imam dördüncü rekattan sonra, öğle namazıydı. Bu müezzinlik yapan adam oradan takunyaları aldı. Çocukların peşine Allahümme enteselam ve minkeselam diyerek hem müezzinlik yapıyor hem camiden çıktı çocukları kovalıyor. Çocuklar da çil yavrusu gibi dağıldı tabii. Onlar uyanık. Sen namaza durunca gürültü yapıyorlar, namazı bitirince kaçıyorlar. Şimdi niye kovalıyorsun dedim. Ben hemen çıktım selamdan sonra karşılaştık. Ha, beni görünce çok şaşırdı tabii. Hoca burada, Mustafa Hoca buradaymış. Niye kovaladın dedim. Hocam dört rekat boyunca bize namaz kıldırmadılar ki dedi. Beynimizin etini yediler ya. Kafamız battı. Ben hiç duymadım dedim. Allah Allah. Hasbunallah dedi. Gitti camiye. Kafaya takarsan dört rekat boyunca hadi bir gürültü yapsın da ben ona haddini bildireyim dersen duyarsın. Sen Allah'ın huzurunda değilsin ki. Namazdan sonra onu kovalamak için kendine bir şey arıyorsun. Bahane arıyorsun. Böyle namaza durma kardeşim. Adam neredeyse telefonu çalıyor, telefona bakacak namazda.
Olmaz ya. Cuma'ya geliyoruz. Herkes, inanır mısınız? Hutbe okunurken herkes hala telefonuyla oynuyor. Namazda gibisin. Hutbede. Hutbede telefon, adam mesajlarla uğraşıyor. Efendim Twitter'da hesabına, Facebook'a giriyor bilmem ne falan. Olmaz. Namazdasın, camidesin. Kapat onu. Sıra, telefon sırası değil. Neredeyse namazda çalsa alo namazdayım diyecek yani. Bu kadar olmaz. Telefon varmış, biz de bir alo diyelim bakalım. Namazda değiliz. Alo. İyi akşamlar, hayırlı iftarlar. İyi akşamlar hocam, merhaba. Merhaba efendim, buyurun. Hocam, ya benim 7 sene önce kızım o sene hastalığına yakalandı. Hani bu kemoterapi aldığı dönemlerde ben sinirim. Mesela ben de su istedim. Hani ben arada yarım saat falan geçti. Hani su alıp gelene kadar falan. Kim, kızım babanız? Hani işte anne, ben su kızınız içtim. Kızınız mı rahatsızlandı? Hani kimsiz. Alo. Kızınız mı rahatsızlandı? Evet, kızım o sene hastalığına yakalanmıştı 6 sene önce. Allah şifa versin. Ben hani ona sorduğum zaman kim su verdi falan. Hani anne su almam falan gitti, işte babaannem verdi. Babaannesi de hani ölmüştü. İşte babaannem şöyle dedi, böyle dedi. Hani sürekli babaannesine bakıyor. Acaba ölmüş bir insan hani görünebilir mi acaba? Ölmüş bir insan görülmez. Ölmüş bir insan canlının hayaline gelir. Rüyasına gelebilir ama ölüler böyle gezmez. Bugün buraya gideyim, amcama gideyim, yarın teyzeme gideyim, bugün torunuma gideyim. Böyle bir şey yok kardeşim. O sadece Japonlarda var. Haftada bir ölü gelir, kendi eşyalarını falan özlemiştir, kontrol eder, gider. Onlar da güzel sevdiği şeyleri koyarlar, yiyecekleri koyarlar vesaire. O güneşe tapanların dininde var. İslamiyet'te yok. Alo. İyi akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. İyi akşamlar hocam. Buyurun. Hocam ben 4 aylık hamileyim. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Bir tane kızım var. Allah bağışlarsa. Amin. Allah bağışlasın. Şu an mesela bunda da devamlı kalbime erkek geliyor. Yani bu kadar erkek istemem günah mı? Günah değil. İnsanın gönlünden hani şöyle geçer. Bir kızım oldu, bir de erkek olsun. Ya da iki kızım var, üç kızım var, bir de erkek olsun. Ya da üç erkek çocuğum var, bir de kızım olsun. İnsan kalbinden böyle bir şey geçirmesi günah değil. Normal, herkes ister bunu. Yani denge de güzel. Mesela iki kız, iki erkek olsa bir aile oluşuyor değil mi? Büyüyünce dayısı oluyor, teyzesi oluyor, amcası oluyor, halası oluyor. Ama bir evde bir kız, bir erkek olursa amcası yok, teyzesi yok, halası yok, dayısı yok bir aile. Aile bitiyor, aile. Ama bize hoş görünüyor. Bakması kolay. Bir erkek, bir kız, Allah verdi mi tamam. Bu çocuk kime abi diyecek? Bu kız kime abla diyecek? Bu erkek kime efendim, onun çocuğu kime amca diyecek? O kızın çocuğu kime dayı diyecek? Veya teyze diyecek? Yok. İşte aileyi bitiriyoruz böyle. Evet, bu temenni güzel. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar hocam. Buyurun. Hocam Kur'an okumayı bilmeyen kişiler evet. Cüz kitaplarındaki mesela Yasin, Vakia gibi sureleri kitaptan Türkçe şekilde okuyabilirler mi? Kabul olur mu hocam? Okuyuşuna bağlı. Kabul etmek Allah'a ait, bize değil. Onun okuyuşuna bağlı. Türkçe okunuşta güzel bir transkript gerekir. Yani transkripsiyon dediğimiz Arapçadaki harf karakterleriyle Türkçedekiler birbirine tam benzemez. Ha, ha, he. Arapçada 3 tane var. Sat, sa, se, fe. 3 tane se var. Bunun Türkçe ayrımı yapmıyorsun ki sen. O zaman kafasını gözünü yarıyorsun. Okuduğun kitap benzemiyor. O zaman Türkçe okuyan kardeşlerim şöyle bir şeye dikkat edecekler. Türkçeden olur ama şartı var. Okuduğunu iyi bilene kontrol ettirecek. Benim ağzımdan çıkan bu kelimeye benziyor mu? Yasin okuyorum ama Yasin'e benziyor mu? Yasin okuyorsun, Yasin'e benzemiyorsa Yasin olmaz. Ben okudum oldu. Okudun oldu olmaz. Ne söylediğini ağzından çıkan kulağın duyacak. Melekler onu kaydediyor. Bir anlamı olacak. Gerçekten Kur'an gibi olacak. Kur'an gibi olmazsa olmaz ama Kur'an'a benzetecek şekilde çalışırsan
o da güzel bir karakterlerle de yazılmış da doğru yazılmış da Türkçe okunuşu, o zaman aynen şöyle okuyorsan, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim, bak orada hekim desen olmaz. Hakim başka, hekim başka. Dolayısıyla burada Yasin derken Yasin, Yasin desen olmaz. Bunlara dikkat edecek şekilde yazılmışsa, düzgün de okuyabiliyorsan Türkçesinden, o zaman lafız Arapça olur, ağzından çıkan, dolayısıyla Allah'ın Kur'an'ı olur. Onu da Allah kabul eder kardeşim inşallah. Öyle demek zorundayız çünkü Kur'an'a benzeyecek okuduğumuz şey. Kur'an'a benzemezse olmaz. O zaman her kafasına gelen bir şey okur. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Buyur kardeşim. Hocam ben Konya'dan arıyorum. Konya'ya selamlar, hayırlı iftarlar. Aleykümselam, Allah razı olsun hocam. Hocam, büyü ve sihirle uğraşanların, yalan şahitlik yapanların ve iftira atanların akıbetini sormak istemiştim. Allah ıslah etsin. Akıbetini Allah bilir ama Allah-u Teala diyor ki onlar çok büyük bir azap içinde ölürler. Kur'an'ı inkar etmiş olurlar. Bakara 102'yi onlara okumanı, önce kendimize okumamızı, sonra onlara okumamızı tavsiye ederiz. Bak diyor ki Allah-u Teala, efendim, Bakara 102'yi açayım. Büyüyle, sihirle ilgili orada geçiyor ayette. Onu yaptıranlar diyor, bakın, o büyüyü satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Ahiretten nasibi yoktur diyor. Yani onun gideceği yer cehennemdir diyor. Cennete gidemez diyor. Büyüyü satın alanlar. Muskacıya gidip büyü yaptıranlar, para verenler, iftira edenler. Allah korusun şerlerinden. Müslüman öyle şeylerle uğraşmaz. Bizim kitabımız var elhamdülillah. Kur'an var. Peygamberimizin sünneti var. İlim kitaplarımız var. Biz duamızı oradan yaparız. Peygamberlerin duası var. Şifa istiyorsak Kur'an'da şifa dualarımız var. Hadislerde şifa duaları var. Onlardan yararlanırız. Yoksa büyücünün, muskacının yazdığına inanmayız. Evet, diğer telefonu da alalım. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı iftarlar. Buyurun. Hocam size bir soru sormak istiyorum. Evet. Selamlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı akşamlar hocam. Dinliyoruz size efendim. Sorum var. Benim 20 yaşında bir erkek evladım var. Madde bağımlısı. Allah bize kurtarsın. Şiddet uyguluyor. Para vermediğimiz zaman daha kötü oluyor. Maneviyatı tamamen düştü. Onun için ne yapabiliriz onu sormak istiyorum. Allah yardımcınız olsun. Çok zor bir durum. Doktorlardan, evet, efendim bu işle uğraşan kurumlar var. Onlardan bir defa yardım almanız lazım. Sadece akıl değil, yardım, danışmanlık değil, yardım almanız lazım. İyi bir takip lazım. Yani devamlı onu takip edecek bir insan, bir çevre lazım. İyi arkadaşlar lazım. Bu işler o kadar zor ki sevgili kardeşlerim. Allah kimseyi düşürmesin. Bu gençlerden bir grubu kötü alışkanlıklarından kurtarmak üzere bir cami hocası, bakın, bir cami hocası kendine dert edinmiş. Bunları ben bu kötü alışkanlıklardan kurtaracağım diyor. Yani hocalığı var, cami derken resmi hoca değil. Efendim hocalık yapmış. Bunları kötü alışkanlıklardan kurtaracağım diye aralarına girmiş. Onlara işte ayet okuyor, hadis okuyor, onlarla mücadele ediyor, sevdiriyor vesaire. Aynı hastanede beraber yatıyor diyorlardı çocuklarla. O da alışmış. O da maalesef onun ağına düşmüş. Kötü alışkanlığa o da düçar olmuş. O da kurtulamıyor. Onları vazgeçireyim diye onların arasına girmiş. O bile kurtulamıyor şimdi. Çok zor bir hastalık. Allah yardımcınız olsun. Çok iyi bilenlerle, destekle gidecek bu iş. Dua da edeceğiz. Tabii çok önemli bir hadise vesaire olacak ki ondan bırakabilsin. Öyle diyor doktorlar. Allah yardımcın olsun kardeşim. Kısa bir aramız var. Tekrar birlikteyiz efendim.
Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Allah'ın selamı tekrar üzerinize olsun efendim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevdirerek ve sebebini söyleyerek çocuklara eğitiyordu. Bir çocuk baktı ki hurma ağacı taşlıyor. Onun yanına gitti. Oğlum dedi, niye hurmayı taşlıyorsun? Karnım aç dedi, yiyeceğim dedi. Bak altı aşağı düşmüşler var dedi. Onlardan ye, yiyeceksen dalları taşlama dedi. Sonra da başını okşadı yavaşça. Allah'ım bunun karnını doyur dedi. Dua etti. Öyle kızdığınız zaman kızmakla olmaz. Sebebini söyleyeceksiniz. Telefon var. Alo. Hayırlı iftarlar efendim. İyi akşamlar. Alo. Dinliyoruz efendim. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Size bir sorum olacaktı da. Evet. Benim eşim öleli bir sene oldu. Allah rahmet eylesin. Bir senedir hep kendisini ölmemiş gibi rüyamda görüyorum. Yani devamlı rüyana geliyor, öyle mi? Bir senedir öldü işte, ama her gün rüyamda görüyorum, ölmemiş olarak geliyor. Ne güzel. Yaşıyor inşallah. Yaşıyor inşallah. Yani nasıl yaşıyor? Güzel, güzel yeri güzel inşallah. O anlamda gelir. Bir de unutma sen onu. Bundan da korkma. Bazıları da görmüyorum diye bana şikayet ediyor. Ben bir rüyamda görsem keşke diye. Onun adına hayır yap, hasenat yap inşallah. Ben de geçen gün mesela Fatih'te ani kalp krizi sonucu ölmüş bir arkadaşımız vardı. Ahmet Dilek ağabeyimiz. İki gün önce ben de rüyamda masada beraber oturuyorduk. Canlıydı o da. Oluyor böyle şeyler. Allah rahmet etsin. Bundan korkma. Diğer telefonu alalım. Alo. Hayırlı akşamlar. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun efendim. Alo. Hocam size sorum olacaktı. Evet. Eşi fitre alan, eşi alkol alan bir insana fitre verilir mi? Eşi alkol alıyor. Evet. İçiyor yani. Aha, aynen. İçsin. Sen ona içki parası vermiyorsun ki, yemek parası veriyorsun. Adam yemek yok, yemiyor mu? Eşine, bayana. Bayana da verilir, adama da verilir. Ha, verilir yani. Bir sakıncası yok. Hiç sakıncası yok. İçene de verilir. Niye? Adam ondan içki almıyor ki. Karnını doyuracak, ekmek alacak. Yani. Peki hocam, ben Ankara'dan arıyorum sizi. Bağlanmak için kaç gündür tamam. Arıyorum hocam. Bugün ne kısmet? Bugün nasip. Bir selamlar Ankara'ya. Hayırlı iftarlar efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi adamın biri geceleyin çıkmış, birine sadaka vermiş. Ertesi gün demişler ki, vah vah, şu adamın sadaka verdiği adam biliyor musunuz? Hırsızın ta kendisi. Hırsıza götürüp sadaka vermiş. İkinci akşam adam pişman olmuş. Bu akşam inşallah denk getiririm iyi birisine demiş. Bir adama daha sadaka vermiş. Ertesi gün gene adamı alaya almışlar. Adamın yaptığına bak, zengine getirip para vermiş demişler. Üçüncü gün adam bir kadına para vermiş. Ertesi gün demişler ki, gide gide bir fahişe kadına para vermiş. Adam üzülmüş tabii, benim sadakalarım yerini bulmadı diye rüyasında kendisine denmiş ki, senin birinci gün verdiğin sadaka, hırsızdı o adam ama ne iyi insanlar var diyerek utandı da hırsızlıktan vazgeçti. Zengine verdin, ben bugüne kadar kimseye vermemiştim diye utandı da bundan sonra ben de sadaka vereyim diye düşündü. Fahişe bir kadına verdin sadakayı da o da Allah'tan korktu, utandı da, efendim karşılıksız böyle para veren insanlar var ne güzel, Allah rızkı veren Allah'mış demek ki diye o yoldan vazgeçti diye teselli olmuş. Evet efendim, telefonumuzu alacağız, sonra çocukları alacağım yanıma, onlara peygamberimizin nasihatleri var, onları anlatacağım. Alo. Alo. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. İyi iftarlar, size de iyi akşamlar. Buyurun efendim. Önce annenize geçmiş olsun diyorum, sağ ol, sağ diliyorum. Allah razı olsun kardeşim. İki sorum olacaktı. Evet. Vaka suresini yatsıdan sonra mı okuyalım, yoksa herhangi bir namazdan sonra mı? Bir de bir sorum daha olacaktı hocam. Hı hı. Kefiri yapmak günah mı? Biz evde yapıyoruz. Ama niçin günah? Bunu öğrenmek istiyorum. Ne günah, ne günah mı? Kefir. Kefir içmek. Evet, yapıyoruz kendi evimize. Yapıyor. Günah mı? Ama niçin günah? Evde yapıyorsunuz. Anladım. Evet. Peki. Vaka suresini geceleyin okuyun diyor. Yani akşamdan sonra Vaka suresi okunur. Yatarken de okunabilir. Bir mahsuru yok ama akşamdan sonra okursanız daha iyi olur. Abla İbni Mesud'a diyorlar ki, sana devletten maaş bağlayayım Hazreti Ömer. Benim diyor paraya ihtiyacım yok. Çocuğum var, kızım var diyor.
Ben ona diyor Vakıa suresini akşamları okumayı öğrettim, yeter ona diyor. İnşallah fakirlik yüzü çekmez diyor. Dolayısıyla Vakıa'yı akşamdan sonra okursak iyi olur. Kefir, sağlık açısından faydalı bir bitki, içecek. Dolayısıyla onu kendinize helal yollardan yapıyorsanız içilebilir diye fetva veriyoruz. Çocuklar, şöyle gelir misiniz? Hadi bakalım merdivenden çıkarak sağıma ve soluma. Hadi bakalım bismillah. Evet, sağ tarafıma. Evet, sağ tarafıma, arkaya, sol tarafa. Şuraya, 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 arkaya. Evet, şuraya, arkaya. Bir uzun boylar tam arkama gelsin. Büyükler, genç, sizler. Uzun boylar tam arkama gelsin. Arkaya, arkaya, arkaya. Evet. Çocuklar, şöyle geriye gidin. Biraz geriye gidin bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Senin adın ne? Mine, sen de gel. Sen de gel şöyle. Çocuklar şu geriye biraz. Geriye doğru. Geriye. Sizi hepsini, hepinizi alıyor. Hepinizi alıyor. Kamera hepinizi alıyor. Ablası var mı onun? Bunun ablası var mı? Gel kızım. Yoksa sen böyle gel. Şuraya gel. Gel bakalım. Dur ben seni alayım. Şöyle gel şuradan. Gel gel gel. Gel bakalım. Tamam. Şimdi sen burada dur. Burada dur. Tamam mı ablacığım? Şimdi çocuklar. Peygamber Efendimiz çocuklara ne tavsiye etmiş? Şöyle açar mısınız? Şöyle biraz geriye gelelim. Şöyle biraz daha. Az, az geriye geçin. Geriye çocuklar. Delikanlı. Biraz geriye. Geriye geriye. Tamam. Şimdi bakın. Peygamber Efendimiz çocuklara ne söylüyor? Yazı yazmayı öğrenin demiş. Okula gidecek misiniz? Gidenler var mı? Gidenler hep beraber evet desin. Evet. Evet. Aferin. Bakın. Çocuklara Peygamber Efendimiz yüzmeyi öğrenin demiş. Yüzme bilenler evet desin. Az çıktı. Demek ki çocuklara yüzmeyi öğretmiyoruz. Peygamberimiz çocuklara ata binmeyi öğrenin demiş. Ata binen var mı? Bugün araba kullanacaksınız büyüyünce inşallah. Ehliyet alacaksınız, araba kullanacaksınız. Tamam mı? Peygamberimiz çocuklara güreşmeyi, pehlivanlığı öğretmiş. Güçlü olacak, spor yapacaksınız değil mi? Spor yapan var mı? Spor yapanlar evet desin. Evet. Aferin. Peki, başka ne demiş? Besmele çek, sağ elinle ye demiş. Sağ elimizde yiyor muyuz? Evet. Yemek yerken besmele çekiyor muyuz? Evet. Aferin. İlk konuşurken bebekler ne desin demiş Peygamberimiz? Allah desin demiş. Çocuklarınıza Allah demeyi öğretin demiş. Başka, namaz kılsınlar 7 yaşında söyleyin, 10 yaşında namaz kılsınlar emredin demiş. Namaz kılıyor muyuz? Evet. Maşallah, aferin. Güzel isim koyun çocuklarınıza demiş. Senin adın neydi? Mine. Senin? Ecrin. Ecrin. Senin? Sude. Senin delikanlı? İhsan. Eren. Emir. Emir. Ne güzel isimler. Ece. Ece. Zehra, Muhammed Mustafa İlker, Mislina, Tuğba, Celal. Sen biliyor musun ismini? Neydi? Ecrin demiştin, tamam. Hepsi güzel isimler. Annesine, babasına teşekkür ediyoruz çocukların. Efendim, kavmin efendisi gibi hitap edin çocuklarınıza. Prenses deyin, kraliçe deyin. Benim ağam, paşam deyin, delikanlı deyin, sen Fatih gibisin deyin, sen Kanuni gibisin deyin, sen Yavuz Sultan Selim gibi deyin. Çocuğu onuru edin. Çocuğunuza sen güçlüsün, güzelsin deyin, yakışıklısın deyin, ne güzel yakıştı, ne güzel konuşuyorsun, aferin deyin. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Çocuklarınıza böyle öğretin. Peki yemek yerken sağ elimizde yiyoruz. Peki önümüzden mi yiyeceğiz? Ta uzanıp karşı taraftan mı yiyeceğiz? Önümüzden yiyeceğiz. Yemekten sonra ellerimizi, dişlerimizi fırçalıyor muyuz ellerimizi yıkayıp? Günde kaç defa dişlerimizi fırçalıyoruz? 3 defa en az. Yatarken? Evet, çok az geldi. Sabah kalkınca, kahvaltıdan sonra? Aferin. Peki eve girerken besmele çekiyor muyuz?
Selam veriyor muyuz annemize, babamıza? Selam vereyim ben size, siz de benim bir selamımı alın bakayım, tamam mı? Bak ben geliyorum baba, baba gibi şimdi. Baba eve geliyor, çocuklar evde. Siz benim selamımı alacaksınız. Selamun aleyküm çocuklar. Aleyküm selam. Bak ne güzel. Peygamberimiz diyor ki selamla girilen eve melekler gelir. Besmele ile girilen eve melekler girer. Bu evde şimdi şeytan olur mu? Hayır. Olmaz. Bu evde kavga olur mu? Hayır. Hayır. Babanız sizi sevdiği, okşadığı zaman mı mutlu oluyorsunuz, kızınca mı? Sevince mutlu oluyorsunuz. Ya, ya. Efendim kaç dakikamız var? 5 dakika var. Bir şey anlatacağım şimdi sevgili kardeşlerim. Baba eve gelince, nereye oturuyor? Televizyonun karşısına. Şimdi çocuklar anlattığım doğru mu yanlış mı? Sizden cevap alacağım sonra da. Bir dakika şimdi. Siz de doğru deyin. Baba eve gelince ilk önce anneye ne soruyor? Evde ne yemek yaptın? Ne yemeği yaptın diyor. Değil mi? Doğru. Doğru mu? Doğru. Peki ondan sonra eline ne alıyor? Televizyonun kumandasını. Nereye oturuyor? Koltuğa. Tam televizyonun karşısına. Çayı da geliyor yemekten sonra. Siz onunla konuşmaya gidiyorsunuz. O ne diyor? Yorgunum. Evet. Evet. Sonra gel çocuğum. Hadi şimdi benim canım sıkkın zaten diyor. Çocuk gelmek istiyor. Senin adın neydi? Ece, gel bakayım. Ece. Ece şimdi sen koşarak oradan baba diye gel. Oradan koşarak gel. Of kızım yorgunum. Hadi git söyle. Sonra konuşuruz. Hadi geç. Şöyle git. Çocuk dayanamıyor. 10 dakika sonra bir daha geliyor baba diye. Baba. Senin dersin yok mu kızım? Öğretmen ödev vermedi mi? Evet. Hadi git ödevini yap da gel. Bir daha geliyor. Uf, senden de kurtuluş yok. Bak burada dünya haritası var. Görüyor musun Ece? Bunu ben yırtıyorum. Parça parça ediyorum. Sen de bunu dosdoğru yapıştırıp geleceksin. O zaman konuşuruz. Oldu mu? Yoksa şimdi konuşamam şimdi. Canım sıkkın. Şundan tekrar geleceksin. Koş. Git derslerine. Onu yapıştır da gel. Yapıştırdım diye geliyor çocuk 10 dakika sonra. Yapıştırdım. Allah Allah. Nasıl yapıştırdın kız? Hakikaten bütün haritalar yerinde dünya haritasında. Türkiye'de burada bak. Bak yanımızda komşularımız burada. Diyor ki baba arkada bir adam resmi vardı. Onu yapıştırınca harita da yapıştı diyor. Evet çocuğunuzla ilgilenirseniz, insanı yaparsanız, onura ederseniz, onunla ilgilenirseniz dünyayı kurtarırsınız. Çocuğu ihmal etmeyin ey babalar. Bunlar dünyanın meyvesi, ahiretin meyvesi, cennet meyvesi. Hep beraber bir dua yapalım mı? Hadi bakalım. Ece sen de şöyle şunların arasına gel tekrar boyun uzun. Şöyle Ecrin'in önüne gelme. Ecrin'in önüne gel. Boyun kısa senin şöyle şimdi büyüyeceksin inşallah. Ama sen de böyle artistlerle falan böyle poz veriyorsun bak. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı bağışla. Bizi iki canda aziz eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Her türlü kötülükten koru ya Rabbi. Amin. Bize dayanma gücü ver. Amin. Orucumuzu kabul eyle. Amin. Namazlarımızı kabul eyle. Amin. Annemizi babamızı dünya ve ahirette mutlu eyle. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Memleketimizi, milletimizi her zaman aziz eyle. Amin. Bolluk, bereket ver ya Rabbi. Amin. Sağlık ver ya Rabbi. Esenlik ver ya Rabbi. Amin. Güzellik ver ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi memleketimize düşmanları uğratma. Amin. Ya Rab bizden dua bekleyenlerin duasını kabul eyle. Amin. Ya Rabbi daha nice güzel günlerde sevdiklerimizle buluşmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında aç ve açık çocuklar var, yetimler ver, onlara yardım eyle. Amin. Allah'ım dünyamızda aç ve açık kalmasın. Amin. Yetimin benzi solmasın. Amin. Kimse gurbette memleketinden ayrı kalmasın. Amin. Mahkumlu kardeşlerimizi, uzakta olanları birleştir ya Rabbi. Amin. Allah'ım duamızı kabul eyle. Amin. Bizi iki cihanda aziz eyle.
Son nefeste kelime-i şehadet nasip eyle. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Lillahi Teala el Fatiha.